Bugün yabancı misafirlerimize Türk yemekleri yapacağız. Malzemelerimizi alacağız buradan. Yatta çıkıyordum, bir kilo kıyma. Ne kadar tutmuş? Babama selam söylüyorum. Merhabalar. Şampiyonlar Ligi. Reşetler. Hollanda'nın Rotterdam şehrinden herkese iyi pazarlar. Bugün yabancı misafirlerimize Türk yemekleri yapacağız. Onun için şimdi ben de evden çıktım bisikletimle. Bir 5-6 kilometrelik bir yolum var. Bir Türk marketine uğrayacağız. Gerekli malzemeleri oradan alıp ondan sonra da yemekleri yapmaya başlayacağız. Görüşürüz. Herkese tekrardan merhabalar. Merhaba. Şimdi Türk marketin önüne geldik. Malzemelerimizi alacağız burada. Evet, evde bir şey kalmamış. Misafirlerin bahanesine biraz alışveriş yapalım dedik. Hava şu an açtı. Az önce yağmurluydu. Şu an çok güzel. Umarım böyle devam eder. Hollandalıların tabiriyle lekker lekker. Lekker bir yer. Tüsin. Görüşürüz. Alışverişimizi bitirdik. Kasaya ödemeye doğru gidiyoruz. Neler aldık? Kabak mıydı? Pardon. Kavunu nasıl seçtik? Kokuyor. Aynen bu şekilde. Güzel kokuyor da aldım. Bakalım sonucu ne olacak bilmiyorum. Onunla alakalı. Paket ekmeğimiz var. Evet. Aborjin. Diğer adıyla patlıcanımız. Patlıcanımız. Kıyma aldık. Kıyma gayet güzel ve fiyat da çok uygun. 1 kilo kıyma. Gördüğünüz gibi ne kadarmış? 9.36. Yanlışlık var, 1 kilodan fazla o zaman. Normalde 8 liraydı değil mi? Tabii, kandırılmış olabilir. Evet, kandırılmış olabilir. Devam ilerleyelim, sıramızı kapmasınlar. Kaptılar bize. Kaptılar bize. Yarımız var. Çengel köyü. Komkomurumuz. Çengel köyü. Sarı pilav içinde aldığımız poşetli bir pilavlık pirinç turunu. Kaliteli. Kaliteden ödün vermiyoruz. Tabii. Bu da ne diyorlar? Avu. Avu, soğan. Soğan. Soğanımız. Közlenmiş patlıcanımız. Uğraşmamak için. Kendimizi yapmak için. Maydanoz. Onu gösterim. Onu gösterim. Yoğurt, Greek yoğurdu. Bayılıyoruz. Üzerine yoğurttan emek sıradık nane. Hap biberimiz, sivri biberimiz, domateslerimiz. Yine ağacından koparılmış mis gibi kokuyor. Duyabilir musun? Bahçeden. Hissedebilir misin? Hissediyorum şu an. Geldi kokusu. Tatlısı. Bu kadar. Tamam. Şimdi ödemeye gidiyorum. Aynen. Bir bakalım bakalım çıkacağız. Hadi bakalım. Şimdi alışverişimizi yaptık. Dışarı çıktık. Bir de sürpriz bir yağmur karşıladı. Aslında sürpriz değil. Hollanda'nın klasik havası. Alışverişimizi ne kadar tutmuş? 36 euro tutmuş. Yaptık bu alışveriş. Yağmur dindikten sonra yola koyulacak tekrardan. Orada masum kaldığımız için. Aşıktan önlerimizde. Görüşürüz. Şimdi eve geldik. Yağmurda bayağı ıslandık. Üstümüzü değiştirdik. Üzükleri mama verdik. Mamalar yiyorlar. Kedileri göstereyim size. Merhabalar. Yeni üyelerimiz ekibin. Bahsedilmek istemiyorlar. Birinin ismi Çakıl, diğerinin ismi Luna. 2 aylıklar daha. Bugün mutfaktaki yardımcılarımız olacak bunlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Artık kanalın formatını değiştirdik. Yemek kanalı yapıyoruz. Kemal Usta. Şimdi elimde gördüğünüz gibi 2 tane patlıcan. Bugün yabancı misafirlerimize patlıcan, musakki, caciki, laviki yapacağız. Ya bu Yunanlılar bilmiyorum niye her şeyimizi çalıyorlar bizim ayrı bir konu. Yunan dostlara da selam. Ama bu yemekler bize ait. Öncelikle onu söyleyeyim. Dolayısıyla bugün patlıcan musakka yapacağız. Pirinç pilav yapacağız. Cacık yapacağız. Tatlı olarak da baklava ikram edeceğiz dostlarımıza. Bakalım beğenecekler mi? Göreceğiz. Çok orijinal bir önlüğüm var ya. Onu böyle şöyle göstereyim ben. Boydan göstereyim. Şimdi babam derdi ki mutfakta hijyen çok önemli. Bandanamızı takıyoruz. Önlüğümüzü giyiyoruz. İkisi de kedili bu arada. Evde 2 tane kedimiz var. Şu anda kavun yiyorlar. Kavun yemekle meşguller gördüğünüz gibi. Ağzının tadını biliyorlar. Başlayacağız şimdi. Arada görüntüler alırız, paylaşırız sizle. Görüşürüz. Patlıcan musakka için malzemelerimiz şu anda hazır. Gördüğünüz gibi patlıcanlar dilim dilim, ince ince. Soğanımız aynı şekilde. Domates. Ve kıymamız. Ve kıymamız, evet. Ve kıymamız. Bir saat hazır olur mu şefim? Evet, inşallah. Ümit ediyorum yani. Ümit ediyorum. Hadi bakalım. Şimdi patlıcan musakkanın sırrını veriyorum. YouTube'da dünya kadar video var. Bakıp izleyebilirsiniz. 5 kişilik yemek yapıyoruz. 2
kilo kıyma kullanıyoruz. 6 tane patlıcan, 4 tane domates, 2,5 tane soğan. Kendimi bir yemek programında gibi hissettim şu an. Biz aslında yemek programı yapmıyoruz yani. Amacımız başka. Ama arada bazen sorabilirsiniz işte ne kullandın falan diye. Doğru tarifi bizden almayın. Doğru tarifi YouTube'dan başka yerlerden alabilirsiniz. Biz göz kararı, bol usulü yapıyoruz. Buradan babama selam söylüyorum. Bildiğim her şeyi o öğretti. Annem kızacak şimdi onu biliyorum. Kendisi aşçı. Dolayısıyla el vermiş. Asıl olan misafirlerin beğenmesi. Bu kadar yemekte soğan olur da beğenilmez mi yani? Üstüne yumurta kır ye. Başka bir şeye gerek yok. Evet. Şimdi yemeği yaparken bir şeye karar verdik. Şimdi bu işleri bırakalım, bir dükkan açalım. Yani. Neden olmasın? Şimdi yemeğin sonuna geldik. En son bir sos hazırlayacağız. Ondan sonra üzerine dökeceğiz. Önce kıymalı harcımızı, sonra sosu dökeceğiz. Ondan sonra ısıttığımız fırına 180-200, bazen 190. Kafanıza göre takılın, çok önemli değil. Fırına vereceğiz. 30-35 dakika civarında da. Şimdi herkesin fırını farklı. 35 dakikada yandı dersin, olmaz. Ara kontrol edin ona göre. Ondan sonra pilava başlayacağız. Cacığımızı hazırladık zaten. Soframızı hazırlıyoruz. Müthiş bir akşam yemeği bizi bekliyor. O zaman soframızı da göstereyim şöyle. Evet. Gediciklerimiz uyuyor. Akşam için enerji topluyorlar. Biz de birlikte otururlar artık sofraya. Yemeğin sonuna geldik. Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi müthiş görünüyor, harika. Şampiyonlar Ligi. Ha, Şampiyonlar Ligi. Önden geliyoruz. Orta güzelip yerleştiriyoruz. Yarın saat sonra görüşürüz. Cacığın son şef dokunuşunu yapıyoruz şimdi. Bu kadar yeterli. Maksat tat olsun. Cacığımızı yaptık. Tatlı en gülüş. Son zeytinyağı ve nane ile de süslüyoruz. Her şey şekil. Şekil dünyasında yaşıyoruz. Biraz görsel olsun diye uğraşıyoruz yani. Afiyet olsun. Alo. Vakum. Vakum, vakum, vay. Kombinem. Ya. Okay, push it. Push it. Ja, push it. Dankjewel. Wow. Ja. Hallo. Welkom terug, welkom terug. Graag gedaan. Een kleine bedrijf, nou, oh lekker. Moussaka. Heb je hier even iets goed? Ja, die doet het. Ja, Moussaka? Love it, love it, ja. Moussaka heb ik nog nooit gegeten. Ah, nee. Ja, Masha? Nee, ik heb het nog nooit, denk ik, eerste keer. Ja, ik heb het nog nooit gegeten. First time. Moussaka die door Turkse mensen is gemaakt. Ah, ja. So you dus ik heb het zelf gemaakt? Of, Ik heb wel eens Griekse moussaka gegeten. Griekse, ja. Tzatziki. Nee. Griekse tzatziki. Well, hello, my name is Liliana, I live in Rotterdam, and today I had for the first time Turkish moussaka. It was very good, I love the taste, I love the salad, and also the tzatziki, the taste was very good. Do you like eggplant? I love eggplant, yeah, it was very good from the oven, and the taste was very rich. And means it means? Also love it, yeah. Hi everyone, I'm Masha from Russia. Yeah, I'm Russian. I live in the Netherlands, in Rotterdam, and tonight we are here to taste this delicious Turkish food, and tzatzik was amazing, above my expectations, and moussaka was great. So thank you so much. It was great. Now you are tasting baklava. Yeah, I'm tasting baklava. You can eat with your hands, yeah, if you want. Too. Would you like to try? Yeah, for the video. Yeah, for the video, yes. I do it. Oh, okay. Yes, like this. Yes, like that. Fantastic. Lezzetli. Baklava nasıl yenir? What do you think? Gösteriyoruz. Lezzetli. What is the name of the game? What's the name of the game? Ticket to Ride. What is this? It's a map of the Netherlands. Yes. And we all play, and the one with the longest route. We have routes in the Netherlands, and we need to find our route, and the one with the longest and all the routes earns a lot of points and then wins.
I have no idea who's gonna win, but I'm gonna drink my Turkish coffee. Here, yeah, like a tasty. Delicious, yeah. Maşallah, overlaydı maşallah. Overlaydı? Ne ne, ya ya, çok kötü konu. Kayıp, çok kötü konu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mayın. Ya. Unutmayın. Ya. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Put mine. Subscribe, share, like. Misafirlerimizi uğurlarken. Ne ya? Maşa'nın bisikleti bozulmuş. Het wordt nog. Nog. Son kez onu yapıp gönderiyoruz. Liliana. Het wordt nog slechter. Ya. Patlamış mı?